Merhabalar millet, hoş geldiniz yeni bir videomuza. Bu videomuz speedrun videosu olacak. Oyunun en zorlayıcı kupalarından biri muhtemelen. Oyunu 2 saatin altında bitirmeniz gerekiyor. O yüzden baştan başlamanız gerekecek oyuna. Kusura bakmayın. Bu videomuz en azından bu arada bu sefer kamerasız olacak. Yani diyeceklerim bu kadar. Bakalım, başlayalım. Oyunun başlarını tam hatırlamıyorum maalesef. O yüzden başta biraz zorlanabiliriz. Bakalım. Çok fazla hata yapmadığımız sürece 2 saatin altında bitebilir diye düşünüyorum. Sinematikler süreden yiyor. Ve chatte olduğunuz zaman da süreden yiyor. O yüzden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde chatleri yapmanız gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Oyun menüsündeyken süreniz gitmiyor. Burada yanlıştan olsam pedlerle sırnaşmamız gerekiyordu. Normalde eksiksiz yapınca, yani her şey hatasız yapınca 1,5 saat sürüyor. Ama hadi standart bir oyuncu olarak düşünürsek 1,45 desek, bir de üzerine 15 dakikalık hata payı koysak kendimiz. Kusura bakmayın, çok öksürüyorum bu aralar da. Oyun boyunca bu kitlerin neyle beslendiğini göstermediler bu arada. İlginç bir şekilde. Bu arada oyunu unutmuş mu başlarına? Bu arada demin robot bu ekranlarda yandı ya ve oyunun sonunda tekrar yanıyordu. Muhtemelen bizim B12 ölmüyor komple. Tekrar sistemde yaşamaya devam ediyor diye tahmin ediyorum. Evet. Buraları da hatırlamıyorum pek ya. Hadi be kardeşim, karşı zıpla. Hoş geldin Red Star. Evet, şu an speedrun'ı yapmaya çalışıyorum. Oyunun başlarını pek hatırlamasam da bazı görevleri çünkü. Diğer kupaları yaparken hani hatırlıyorum ne yapmamız gerektiğini de. Ama bazı bölümleri hiç hatırlamıyorum. Evet ya, şu an ya ben normalde Twitch'te yapmayı daha çok istiyordum. Fatih istedi diye rica etti. Birkaç kez YouTube'da denedim canlı yayını. Ama Twitch daha kolayıma geliyor ya. Daha rahat hissettiriyor. Hadi ya. YouTube'da kalite daha mı çok düşüyor? Evet, buraları şimdi hatırlamak lazım. İşin komik yanı YouTube'da daha yüksek bir bitrate'de canlı yayın yapıyorduk. İlginç. YouTube'da hatta 10.000 bitrate yapıyoruz. Twitch'te 8. Garip yani. Evet, YouTube belli ki kendisi tekrardan işliyor onu. Zaten bizim YouTube videoların kalitesi de çok yüksek değil. Çünkü çok düşürüyor YouTube çok düşürüyor yani. Biz normalde bayağı yüksek kaliteyle video çekiyor olsak bile YouTube AVC1 modunda çekiyor kodu ekliyor videolara. İnanılmaz düşürüyor abi o da. Yani öyle böyle değil. Kaliteyi. Maalesef ki. Buradan nereydi? Evet, şuraya. YouTube'daki en iyi kalite şeylerden biri, en azından oyun videosu yapacaksan VP09 mu öyle bir şey olması lazım. Hoş geldin Tuna. Ha, iyi dedim bak. Teşekkür ederim. Haber verdiğin için. Çok sağ ol. Öksürümüz mü geçecek acaba? İyi, güzel. Bayağı hızlı geldik buraya. 15 dakikamızı aldı buraya gelmek abi. Ya tatile gittim ben. Bu bir yaklaşık yine bir hafta yoktum ya yayında. Tatilde kaptım koronayı ama öksürüğüm bir türlü bitmedi ya. Yani her şeyim geçti, bir tek öksürük kaldı. Öksürük sonradan başladı bir de yani. Başta öksürüğüm de yoktu. Ya öyle ekstra bir ilaç kullanmadım ya. Abi ya bunun kodu neydi? Şehre bayağı hızlı geldik ya. Nereye gideceğimi hatırlasam. Lan ne oluyor? Buraya gitmeden direkt 3 tane defteri toplamamız lazım. Onlar da ben yukarıdalar zaten. şurada değil miydi? Hı? Hadi gir içeri. Okey, bir tane defter hazır. Şimdi soldakine gideceğiz. Tamam. Bitti. Şimdi Momo'ya gidebiliriz. Hoş geldin Barış. Evet, denebilir. Evet, sadece speedrun kupası kaldı. Onunla uğraşıyorum şu an. Umarım olur. Bir dakika, nereye gidiyorduk buradan? Aa, yok, şimdi speedrun'da açmayacağım ya. Bu speedrun'da kapalı kalsın kamera. Gerekirse sonra açarım. Bak ya, niye zıplayamadı abi ya. Boşuna bak, kaybettim. Ending diye bir oyun, öyle mi? İşin komik, bilmiyorum bastın oyunu galiba yani. Sanırsam bilmiyorum hangi oyunu olduğunu. Xbox'ına bakmak lazım. Sayılara bak. Ya öleceğim deme ya. Son anda çok oldular ya. Şimdi silah görevi var değil mi? Silahı almadan ilerleyemiyoruz ama değil mi ya? Olmuyor, izin vermiyor galiba oyun. Daha takip cihazı var ya. Takip. Panço mu lazım? Doğru. O Alien değil mi? Burada bir dakika. Göndermeyi şimdi anladım ya. Programcı Elliot ya. Mr. Robot'taki de Elliot'tı. Değil mi? Programcı olan. Elliot programcılık. Hadi Mr. Robot izlemedi mi? Tavsiye ederim vallahi kesinlikle. Yakın nereden geliyor? Şuradan. Önce şunun bir galiba böyle aktifleştirmem gerekiyor olabilir bu adama da, o yüzden kafasını şey yaptım. Eğer ki tamir ettireceksem arkadaşım aşağı. Şimdi bu teyzeyi bulmamız var. Teyze burada bir yerde falandır diye tahmin ediyorum. Evet. Güzeliz ya, bayağı Mr. Robot. Yani sonu biraz garip bitti. Ha? Okay, şimdi ehliyeti bulmamız var. Nerede bu ehliyet? Ya burada koşma bırak lan kedi. Üşüyen robot mu olur ya? Love Death and Robots'u ben de izlemedim ya bu arada. Bir tek şey izledim. İlk sezonun birkaç bölümünü izledim, o kadar yani. karakterin buraya gelmesini bekleyeceğiz değil mi? Geliyor mu acaba? Abi. İlle de bununla gitmem gerekiyor belli ki. Takılıyor yoksa. Niye kal geliyor abi? ...45 dakikamız geçti bile bu arada oyunda. Hoş geldin Cengiz. Yapmam gerekiyor muydu burada acaba? Ya ben kayıt aldığım için şey... Sayaç açmadım da... kaydı başlattığım için şeyde... Kaç dakika geçtiğini görebiliyorum ben. Yok Cengiz 5 bu. Ben de şimdi speedrun yapıyorum ya Cengiz. Evet biraderim. Kedi niye zıplamıyor bunu? Ne yapacağım şimdi? Var burada bir sürü varmış lan. Burada daha botuna geri döneceğim değil mi? Ondan sonra bir lağımlar kalıyor. Karınca şehri kalıyor. Altından istiyor. Kapı normalde metalden. Metal kapıya da yemeleri gerekmiyor muydu böceklerin? Yani kapıyı yiyip bize ulaşabilirlerdi yine. Şu anda oyunun yarısı bitti teorik olarak. Hatta belki yarısından birazcık daha fazlası olabilir yani. Evet, ara sahneler süreden yiyor Cengiz maalesef. Chat de yiyor. Chat'teyken de yiyor. Ya şu an şey flow'u bozmayalım da daha yeni en azından kayıt 56 dakika. Yani bu demek oluyor ki 53-54 dakikadır falan şey yapıyorum. Speedrun'dayım. Ya bir 65 dakikamız falan var daha rahat. Ya YouTube videosu izlemeye gerek yok. Zaten diğer kutuları yaparken elin alışıyor bölümlere. Yani en sona bu kutuyu bırakmak en mantıklısı. Vallahi ben en sona bu kutuyu bıraktım. O diğer kupaları yaparken daha rahat olabilmek için. Ya şimdi ben bu bir tane takip ettiğim birkaç tane speedrunçı var. Bu oyunu yapmaya başlamışlar. Ya o adamlar şu an en iyi haliyle 1 saat 28 dakikada bitiriyor. Hani bu adamlar bir de çalışarak yapıyorlar bunu. Yani hadi ufak hatalarımla beraber bir saat 45 dakika desem normal bir oyuncu için. Speedrun'ı böyle yani çok iyi olmayan bir oyuncu için 1 saat 45 dakika de yani 15 dakika daha hata yapma süren oluyor ki 15 dakika da iyi süre. Last Stop. O oyunu bilmiyorum Cengiz hangisi. Ben bu oyundan sonra bir God of War serisine başlayabilirim ya en baştan. Bakalım. Ragnarok gelmeden tüm bir God of War serisi baştan sona. Keşke, umarım bu arada PlayStation bu Extra, Deluxe ve Premium'a böyle durmadan indie oyunlar gelir ya. güzel olur yani. Bu arada şaka maka PlayStation, yani bu Sony son zamanlarda çok güzel indie oyunlar getiriyor. Tümüne gerek var mı? Hikayeyi hatırlamak için güzel olur bence ya. Tüm God of War serisi. Yani God of War 1, 2, 3. Sonra 4. Zaten şey... seri oynayacağım yani, şey değil. Tam çözüm şeklinde oynamayacağım yani. Orta zorlukta. Gerçi bilmiyorum, bazen düşünüyorum acaba yapsam mı yapmasam mı diye de emin de olamıyorum yani. Sizin hakkınızda herhangi bir oyun var mı? Merak ettiniz. Ben Kalisto'ya etmedim ya ön siparişte abi. Hele bir çıksın oyun. Hele bir çıksın diyeyim. Hele bir yaklaşsın tarihi, öyle yaparım. Benim şu an tek ön sipariş yaptığım God of War Ragnarok. Ya vallahi abi, Last of Us'ın remake'ine ne diyorum? Şöyle, maalesef ki oyun, yani gameplay'i aynı, sadece grafiksel olarak değiştirmişler oyunu. Abi ya, yani oyun mekanik olarak değişmemiş. Yani oyun mekanik olarak eski mekaniklere sahip. Ben ne anladım bu işten abi? Adamlar Last of Us 2 şeyinde yapıyoruz dediler. Ama Last of Us... Yani sadece grafik olarak yapmışlar abi. Last of Us 2'nin grafiğinde. Ben mekanikleri de değiştirecekler zannettim. Çünkü adamlar öyle bir açıklama yaptılar ki biz hatta birçok insan öyle zannetti. Last of Us 2 mekaniklerin hepsi de olacak gibi düşünüyorduk. Ama hiçbir şey yok abi. Tüm hareketler komple aynı. Sadece grafiksel geliştirme var yani. O zaman bu remake olmuyor ki. Bu remaster da olmuş oluyor. Ama milletin hep o para verecek. Yani... Bilmiyorum, ben 80 euro da vermek istemiyorum yani oyuna. Yok yani, sosyal medyada tepki vardı abi. Bir de tabii şimdi dizisi geldiği için millet hype yani olaya. Ben de hala düşünüyorum yani alsam mı almasam mı, ama ben diyorum ki yani ulan Niye alayım ki onu da bilmiyorum ki yani. Remaster'dan grafikleri gayet güzel. Oldu olacak. The Last of Us 2'yi de yenilesinler abi. Ne de olsa The Last of Us 2 PS4'e çıktı. PS5 grafiklerinde bir de ona da remake çaksınlar. Ya anlamıyorum ki abi. Bak adamlar 80 euro istiyorlar şeyi, Last of Us Remake 1'e. Bunun multiplayer'ı da yok şimdi. Multiplayer'ı olmadı, yani multiplayer'a sonra tekrar para isteyecekler, yine multiplayer'a. Full, yani ne bileyim bana garip geliyor yani. Ya bölüm tasarımı değişmiyor ama. Yani tam adamlar komple yeni motor şey yapıyorlar. Yeni sisteme aktarıyorlar tüm oyunu. Ama yeniden bir motion capture yapılmadı zaten söylenmişti. Ondan sonra da şey... Hani hepsi animasyonları kendi yaptılar. Bayağı adamlar elle oturup animasyonları işlediler böyle. Ama yani bu yeterli bir şey değil ki abi. Yani adamların yaptıkları açıklamaya göre bence yeterli değil. Adamların açıklamaları çok daha büyüktü yani. Çünkü herkes, ulan Last of Us 2 çünkü iyiydi abi. Last of Us 2 iyiydi. Onun minimalinde bir şey gelecek diye bekliyorduk. Ne bileyim. Yani mekanik değişmekten sonra ben ilk oyunu birkaç kez oynadım. O yüzden birazcık daha high grafiklerle tekrar aynı mekaniklerle oyunu bir daha oynamamın hiçbir anlamı yok yani benim için. Ha evet, platin yapması kolay olur da yani platin kupa yapmak için de 80 euro vermem ya herhalde. Bilmiyorum bakalım. Böyle diyorum da muhtemelen bilmiyorum yani. Herhalde almayacağım diye düşünüyorum yani. İndirime düşünce alırım belki. Şimdi biz buradan nasıl çıkıyorduk? Bana bunu bir hatırlatsın bakalım. Yukarı mı tırmanacaktım abi? Burada Last of Us 2 de gerçekten de yani hikayesi hariç mükemmel bir oyundu ya. Gerçekten de oynanış bakımından ses, mekanikler falan çok iyiydi yani. Kaslı erkek oluyorsa kaslı kadın da olur. Yani. Orada yine merkeze çok hızlı geldik. 1 saat 5 dakika gibi bir şey. Buralarda o kadar çok kez oynadık ki. O toplarken. Erken kasıt almayı unutmayalım da. Evet hep yapıyorum şey Cengiz'e. Freelance çalışıyorum şu an. Serbest meslekle düşün. Evet. Vallahi bilmiyorum ya, uğraştırıyor Cengiz ya. Süremiz yetecek mi? Daha hapishaneden kaçacağız. Bir tanesi plan çizme. Hakan, bir de 3D modelleme. İki iş yapıyorum ben. Hayır, ölmek istemiyorum. Görmesini beklemiyordum ya. Nasıl öldüm sandım var ya. Burada hep bir frame düşüyor ya. İnanılmaz bir şekilde. Orada bir şey optimize edememişler yani. Horizon demişken inşallah Fatih de bir gün bitirecek şu Horizon'ı ya. Ya bir de Fatih arda arda çok şey oynadı. Open World oynadı. Çok açık dünya oynayınca biraz sonra bayıyorsun abi. Ki normal yani. Bilmiyorum bu son oyun mu olacak. Tek bildiğim aynı firmanın bir de bir tane multiplayer hazırladığı şu an. 2000 bilmem ne. Böyle bir şey. 2073 bile. Bir de dizisi geliyordu değil mi bunun? Horizon. Evet. Güzel. Umarım iyi olur ya. Bu oyunun bölüm tasarımları kötü değil ya. Bu arada bakıyorum da yani. Lan buradan nereye? %20'den fazla var ya. Hakkımız var yaklaşık. Abi niye aşağıya yukarı çıkman gerekmiyor mu? Şu an süre tabi olarak 1.25 benden. Buralar sadece bir kez oynadım ya, unutmuşum buraları. Abi elini ışınlandı ya. Bir B12'yi çalma var. Ardından bir de şey var. Hadi gel yürü buraya. Bir B12'yi çalma, bir de hapishanenin içinden geçme var. Bu oyunun devamı gelebilir bu arada. Adam yaşıyor ne de olsa. Ben adamın geçtiğini düşünüyorum hala yani. Bu arada bu B12 ismini hatırlamadı değil mi? Yani birçok şey hatırladı ama ismini hatırlamadı yani. Burada bir süre yok değil mi? Abi adamlara honorar note'ye gönderiyorsun. Sonra hesabına para yatmasını bekliyorsun birkaç hafta. Yo, işe göre alıyorsun ya. Saatlik değil. Yaptığın işe göre alıyorsun. Abi şeyi kapatmayı unuttuk ya. Rekabet var tabii canım. Ona göre fiyat biçiyorsun ama işte. Evet, onu bütün o belgeleri kendin kovalaman gerekiyor. Zaten o yüzden çok sıkıcı bir iş yani. Benim de zaten niyetim de o da. Abi işte kimse yapmak istemiyor. O yüzden zaten freelance'a başladım. Çünkü herkes freelance iş istiyor. Kimse altına eleman almak istemiyor yani. Abi adam çıktı içeriden. Abi burası kapalı. Abi sonunda geçti adam. Ben almadım daha diplomayı. Buradan buraya otomatik mi geliyor acaba? Hı, pardon, burada şey yapıyordum ya. Nerede o makine? Yaklaşık 20 dakikamız kaldı bu arada. Hiç fena değil. Muhtemelen başaracağız. Ve ilk seferlik deneme için, yani ilk seferde yapmamız güzel. Ama videonun sonunda görüyorsun ki Clementine ölmemiş yani. Yani yanlış yerden çıktık. Tam böyle yakalanmak üzereyken gökyüzünü açıyoruz. Şimdi bir tane sistem buradaydı. Derix'ini hatırlamıyorum bile neredeler. Normalde oyunlarda mı yoksa şey mi? Bu oyunda mı? Bazı oyunlarda speedrun yaptık kupa gerektiği için. Ama şey... Genelde speedruncı değilim ya. Bayağı sevmem gerekiyor yani oyunları yapıp... Bak olmadı mı? Olmuş olması lazım. Yoksa... Abi ya bir de hack'le yapmam gerekiyor değil mi? En son yaptığım şey... Kaydettiğim en azından. O Sekiro'da yapmıştım. NG 21'de mi 22'de mi ne? Şey, ölmeden bitirme. Ama o bir speedrun değil yani. O normalde şey, no death run'dı. Ama hatırlamıyorum hangi oyunlar. İşte bazı oyunların kupaları oluyor. Ya oyunun tamamını ya da oyunun belli birkaç bölümünü speedrunlamanı istiyorlar. Ya bir oyunu speedrun yapmak için ya çok kısa olacak, bugünkü gibi, ya da eğlenceli olacak baya, yoksa her oyun yapılmıyor ya. Uğraş ya. Abi ya, bunu ufaklığa getirmem gerekiyor değil mi? Bir de speedrun kafası çok farklı bir kafa abi ya. Yani büyük sabır isteyen iş. Speedrunları normalde bilgisayarda yapmak en iyisi. Konsolda speedrun yapmak biraz sıkıntı. Çünkü bazı oyunlarda genelde boss fight oluyor. Boss fight'ları en iyi çalışmanın yöntemi bilgisayarda oluyor. Çünkü direkt boss fight'ı loadlayabiliyorsun. Açabiliyorsun. Konsolda öyle şeyler çok zor. Hatta bazen imkansız yani. Burada kayıt süresi 1 saat 45 dakika. Yani kupayı almış olmamız lazım. Sorunsuzca. Dur da yürümem gerekiyor değil mi? Daha bir yerlere gitmem gerekiyor. Çıkış kapısına gitmem gerekiyor daha. Şimdi bitmiş olması lazım. Solda ışık yandığına göre adam geçiyor olması lazım yani. I Am Speed kupası geldi. Güzel. Şimdi plat da gelecek hemen ardından. Golden. Evet, hem de ilk sefer için fena değil. 1 saat 40 yani 1 saat 45 dakikada bitirdim. Bakalım hatta görebilecek miyiz şeyde. Ne kadar sürmüş? 1 saat 40 dakika hatta. Gayet güzel. Yani ilk deneme için fena bir süre değil. Şu anki dünya rekoru zaten 1 saat, yaklaşık 1,5 saate dünya rekoru. Bir 10 dakika daha kısmışlar. Tabi haliyle. Yani çalışırsan çok rahat yaparsın. Yani biz bir de arada kaç kez öldük. Çok rahat yapılıyor yani. Bir ilkinde yaptık yani. Gayet güzel. Ama tavsiyem bu arada bu kupayı yapanlarda. En sona bırakmak bunu. En sona bırakınca elin çok daha alışık oluyor. Ki ben bir de hani oyunun başını bir de hapishane kısmını unutmuştum yani. Neyse artık başka oyunlara.